Acun Doğuskan'ın sosyoloji, felsefe, tarih galip programı Altan Çetin'de Çetin Usta'nın yepyeni bölümü 17. kısmıyla, daha doğrusu 17. bölümünün ilk kısmıyla, çok özür dilerim, niye öyle oldu hocam bilmiyorum, dikkatim dağıldı, kusura bakmayın, Estağfurullah, karşınızdayız. estağfurullah. Tabii bu noktada programımızın isim babası olan, aynı zamanda fikirleriyle bizim yolumuzu aydınlatan hocamız, Altan hocamızla birlikte. Merhaba hocam, nasılsınız? Anıl Bey, teşekkür ediyorum. Sizlere de merhaba. Bütün takipçilerimize, bizleri izleyenlere öncelikle sağlıklı günler dileyerek programımıza, bu bölümümüze başlamak istiyorum. Ben de bu programın başlatıcı banisi olarak ayrıca da size teşekkür etmeyi Estağfurullah hocam. bir vefa borcu sayıyorum Anıl Bey. Estağfurullah hocam. Olur mu? Sizin esas burada tamamen hocam. Ben sadece küçük bir kamera için. Neyse, bunu hiç girmeyelim hocam. Biz bunun Müteşekkiriz tartışmasını Anıl Bey, hep yapıyoruz. müteşekkiriz. Hiç Evet, şey yapmayalım hocam. lütfen, lütfen. Hocam şimdi 16. bölümde, yani 3 kısımdan olmakla birlikte Foucault'un tarih felsefesinden Yapmıştık, devam evet. etmiştik, yapmıştık. O güzel farklı bir bölüm olmuştu. Şimdi Evet. siz onun da sonunda Tuhfetül Memlük, Evet. Memlükler döneminde yazılmış olan bir siyasetname, yanlış hatırlamıyorsam son dönem Kansu Gavri Evet. hükümdarı, yani Evet. bu Mercidabık Meydan Muharebesi'nde Evet. Öyle. ölen sultanın Hı. üzerinden. Hocam değişik bir tarz olacak. Bizim genellikle Evet. doğuda konuştuğumuz isimler çok bilinen isimlerin Hı. siyasetnameleriydi genellikle. Bunlar devlet adamı. Bunu da belki siyasetnamenin de ismi, şu anda yazarı bilinmiyor. İlk defa yazarı bilinmeyen bir kitap Evet. da şey yapacağız. Evet. Ben de hani sözü de çok uzatmayayım. Hani Tuhfetül Memlük nasıl bir siyasi konjektür, şey yani konjektür de yanlış oldu, çok özür dilerim, bugünün lafı. Siyaset düşüncesi ortaya atmış bir Evet. şey oluşturmuş. Buyurun hocam, söz sizin. Çok teşekkür ediyorum. Tabii Memlükler dönemi biliyorsunuz 1250-1517 tarihleri arasında Mısır'da hakim olan bir Türk devleti. Hocam çok özür dilerim, bir şey diyeceğim. Buyurun. Şunu da ekleyeyim. Bu konunun uzmanısınız. Çünkü Memlük tarihinin Sağ olun. Türkiye'deki yani uzun yıllar sonra çalışıp Evet. tamamen tezleri ana noktada şey yapan kişisiniz. Onu da ekleyeyim ki arkadaşlar da bir de şöyle bir şey olsun. Yani konunun uzmanı bir kişi burada şu an Memlük tarihiyle alakalı ve Yani onunla ilgili naçizane konuşacak. kaynaklara dayanarak meseleyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Umarız faydamız Ve oluyordur milli oluyordur. Kusura bakmayın, kütüphanemize, tarihçiliğimize. Çok lafımızı teşekkür böldüm ederim. de onu Çok da teşekkür ederim. ekleyecektim, unutmuştum. Siz şey yapınca. Kendimize bir emek sarf etme gayretindeyiz. Umarız faydaya sebep olur çalışmalarımız. Memlükler bu açıdan tabii Türklerin Mısır'daki hakimiyetleri bakımından çok belirleyici dönemlerden bir tanesi. Tolunoğulları'yla başlayan İslam'a Türklerin girişinden sonra ortaya çıkan Türk devletlerinin yayıldığı sahalardan birisi olarak Mısır, Tolunoğulları ve eşitler sonrasında özellikle Eyyubiler ve nihayet Memlükler ve Osmanlılarla sürüp giden Türk hakimiyetinin çok önemli bir parçası. Hakikaten hem siyasi hem sosyal hem de kültürel bakımdan ciddi izler bırakmış olan bir devirdir Memlükler devri. Bu bakımdan da Acun Davus içerisinde yaptığımız bu siyaset düşüncesi ve bu anlamdaki ana kaynaklar üzerinden yaptığımız okuma içinde Tuhfetül Memlük'ün yer alması bu artık 15-16. yüzyılla tarihlenen bir eser, siyasetname Arapça olarak yazılmış. Dolayısıyla o bütünlüğü görmek açısından yani biz Farabi'den başlayarak devam ettiğimiz yolculuğumuzda, incelememizde Şeyhoğlu Mustafa ile nasıl Anadolu sınırlarında uçlara ulaştıysak Tuhfetül Memlük'te de Mısır uçlarına ulaşmış oluyoruz adeta bir taraftan. Ama bu bize şunu gösterecek tabii o büyük bütünlüğü Türklerin çok önemli bir döneminde büyük işler yaptıkları, devletler kurdukları bir büyük medeniyetin içerisinde siyaset düşüncesini nasıl bir bütünlük arz ettiğini, kendi dinamikleriyle işlediğini ve esasları üzerinde hareket ettiğini görmek bakımından Tuhfetül Memlük'ü incelemek ayrıca değerli. Bu bir genel siyasetname kültürümüz ve geleneğimiz açısından mühim. Diğer bir önemse tabii Mısır'da Memlükler döneminden bize ulaşan pek çok güzel Türkçe yadigarlarımız var. Kansu Gavri'nin, Sultan Kayıtbay'ın şiirleri de var. Aynı zamanda Türkçe şiirlerdir bunlar. Bunun gibi Furusiye kitaplarımız var, Türkçe yazılmış olan. Bu eserse bir siyasetname olması hasebiyle ve Sultan Kansu Gavri'ye sunulmuş olması hasebiyle Mısır'da Memlükler dönemindeki bu anlayışı bize son dönem itibariyle göstermesi bakımından ayrıca değerlendirilmesi gereken bir şey. Yani İslam ve Türk tarihi açısından
farklı değerleri olan bir eserden, bir çalışmadan bahsediyoruz. Yazarı belli değil. Eser Kansu Gavri'ye sunulmuş. Dolayısıyla 15. yüzyılın sonu 16'nın başı gibi yazılmış olması gerektiği değerlendiriliyor. Bu eserin fevkalade önemli bir içeriği var ve yapı olarak izlediğimizde ise diğer İslam siyasetnamelerinden farklı bir yapısının olmadığını, aynı geleneğin aslında burada da devam ettiğini, özellikle Nuşirevan gibi farklı kültürlerden insanlarla birlikte İslam tarihinden de örnekler verilmek suretiyle bir siyaset geleneği, siyaset düsturu, ilkeleri belirleme noktasında tanzim edilmiş bir kaynaktır bu. Önemli bir eser ve eser şöyle başlıyor. Orta çağdaki eserlerimizin şöyle bir özelliği vardır. Dua kısımları genelde hani peygambere ve Allah'a dua gibi anlaşılır. Halbuki orada eserin içeriği de, eserde bahsedilen konular da özet olarak verilir. Dikkatli okursak, ki bu metodolojik olarak özellikle Orta Çağ tarihçileri için dikkate alınması gereken de bir husustur. Bakın, eserimiz şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor eser. Hükümdarları yarattıkları üzere emin kimseler kılan. Yani burada tabii Şeyhoğlu Mustafa'da vesairede de gördüğümüz gibi zillullah olmanın mahiyeti İslam felsefesinde bu şekilde marifetün nefs dediğimiz, yani kendini bilmek ameliyesi üzerinden temellendirilir. Yalnız bu teorik bir bilme değildir. Çok önemlidir. Yani bizim kültürümüzün genelinde de bu vardır. Teori elbette önemlidir ama yaparak öğretilir. Yani cömertlikten bahsetmek, iyilikten bahsetmek, doğruluktan bahsetmek, güzellikten bahsetmek, bunlar teorik olarak yapılır, iyi şeylerdir ama marifetün nefs dediğimiz, yani kendini bil diye anlatılan şey ancak pratikle ve tatbikle öğrenilebilen, edinilebilen, insanın kendisini bilme ameliyesinde bu anlamda doğruysanız eğer doğruluğu bilirsiniz, cömertseniz cömertliği bilirsiniz, adilseniz adaleti bilirsiniz. Bu açıdan önemlidir. Ve diyor ki, bakın, hükümdarları yarattıkları üzerine emin kimseler kılan, hükümdarın tabii bir özelliğini anlatıyor burada. Doğruluğu dışında hiçbir şeyin hiç kimseye fayda vermediği günde onlar için yüksek makamlar hazırlayan, insanların yanlışı doğrudan ayırıp bilmeleri için sultanlar vesilesiyle hakkı ve batılı ayıran. Bakın, burada sultan bir temyiz makamı olarak ve tefrik makamı olarak, yani doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayırmak üzere insanlar üzerine konulmuş olan bir kişidir. Dolayısıyla biz burada aslında devletin, daha önce İbni Haldun'da da konuştuğumuz gibi, varoluş sebebine dair çok önemli bir arka planı bu dua kısmında görüyoruz. İnsanları yanlışı doğrudan ayır. Çünkü ne diyordu İbni Haldun? İnsanların doğasındaki vahşilik ve kötülük sebebiyle insanlar birbirlerinden emin olmak için bir kanun koyucuya, kanun vaazına ihtiyaç duyarlar. Ve İbni Haldun yine der ki, insanların bu doğası böyledir ama yönetici olacak kişinin doğasında hasletler olmalıdır, erdemler ve faziletler olmalıdır. Biliyorsunuz Türk töresinde de kut bu anlamda niteliklerin üzerine gelir. Ve kutun gitmesi de yöneticinin bu niteliklerini kaybetmesiyle doğrudan alakalıdır. Yani bu yukarıdan sebepsiz olarak seçilerek gelen bir şey değildir. Bir takım erdemlere, faziletlere, hasletlere binaen olan bir şeydir. Dolayısıyla devletin ya da hükümdarın burada varoluşu, bakın, insanların yanlışı doğrudan ayırıp bilmeleri için çok tipik bir anayasa ya da hukuk formudur bu. Sultanlar vesilesiyle hakkı batılı ayıran, onları himaye etmeyi, bakın, onları himaye etmeyi, değil mi? İnsanlar niçin toplum hayatı kuruyorlardı? İş bölümü yapmak ve korunmak maksadıyla bu anlamda ve muzaffer kılmayı bir zorunluluk addeden, başarı ve galibiyeti onlara taahhüt eden, muvaffakiyet ve zafer ile onları destekleyen, onları bütün ümmetin ve tertemiz davetin savunucuları, dinin ve ülke topraklarının önderleri kılan Allah'a hamdü senalar olsun diye başlıyor. Bakın, Allah'a dua ederken adeta bir devlet felsefesini, devletin oluşumu
Ve devletin bu anlamda milletle irtibatını açıklamak noktasında bir paragraf üzerinden çok daha uzun ve fazla konuşabileceğimiz şeyler anlatıyor bize burada. Çünkü bu çekirdek üzerinden oluşturacağınız bir hukuk düzeni noktasından bakarsanız eğer, yani yanlışı doğrudan ayırmak, hakkılı batıldan ayırmak, insanları himaye etmek, başarı ve galibiyet, muvaffakiyet, zafer gibi ve tabii din üzerinden ve ülke topraklarına önder olmak gibi aslında devletin çok temel bir takım özelliklerini de bize burada sayarak meseleye giriş yapıyor ki bu çok önemlidir. İşte Tuhfetül Memlük gibi eserler bu anlamda bizim için Farabi'den beri devam ettiğimiz, izlediğimiz bu aklın nasıl müşterek bir çizgide ve birbirini besleyerek devam ettiğini aslında gösterir nitelikte. Ve tabii bu eserini yazarken orada adını da zikrediyor giriş kısmında. Diyor ki, sonra yazmaya niyetlendiğim bu kitap, devlet nizamının, bakın devlet nizamının onunla olduğu ve saltanatın dayanağının kendisine bağlı olduğu siyaset hakkındadır. Ha, burada bize siyasetin ne olduğunu anlatıyor. Siyaset, devlet nizamı ve devlet nizamını temsil eden yöneticinin aslında yaptığı iş nedir? Siyasettir. Peki siyaset nedir? İşte orada bahsettiği hakkı batıldan ayırma, doğruyu yanlıştan ayırma gibi bir takım işler. Bu kitabı Tuhfetül Memlük ve Umdetül Muluk diye isimlendirdim ve onu bölümlere, alt kısımlara göre tertip ettim. Böylece onun zengin kütüphanesine hizmette bulundum. Kim bu onun dediği kişi? Onun dediği kişi şu. Burada ondan da bahsediyor bize kitabının girişinde. Yazar belli olmadığı için bunları aktarıyorum. Sonra kullarına merhamet ettiği ve İslam ülkelerini korumak istediği için adil hükümdarlar içerisinden bütün milletleri hakimiyeti altında bulunduran Arap ve Acem sultanlarının sultanı, İslam ülkelerinin muhafızı, Allah kullarının yardımcısı, semadan desteklenen, düşmanlara karşı muzaffer olan, güven ve emniyetin kaynağı, adalet ve ihsanın yayıcısı, Efendimiz Yüce Sultan Hükümdar Ebu Nasr Kansu'yu seçerek Allah'a hamdü senalar olsun. Seçen Allah'a hamdü senalar olsun diyor. Bakın burada hükümdarın özelliklerini verirken Memlük sultanları ile ilgili çok gözden kaçırılan bir şey vardır. Onlar da bu cihan hakimiyeti ile ilgili şeyin çok olmadığını söyler. Bakın burada hükümdarı anlatırken Arap ve Acem sultanlarının bütün milletleri hakimiyeti altında bulunduran Arap ve Acem sultanlarının sultanı, İslam ülkelerinin muhafızı, Allah kullarının yardımcısı, semadan desteklenen gibi ifadelerle adeta bize kutu anlatıyor. Kutun ötesinde de doğunun ve batının sultanı olmak özelliğini Arap ve Acem diyerek burada açıklamış oluyor. Bakın bu eser Memlük döneminin sonlarında kaleme alınmış bir eserdir. Çok önemlidir. Devlet nizamını ve saltanatı ve onun dayanması gereken ilkeleri ve esası anlatır. Niye anlatır? Kutadgu Bilig'i hatırlayın. Kutadgu Bilig'de hükümdara ne diyordu? Kün doğdu diyordu, değil mi? Güneş doğan, güneş gibi doğan. Güneş nedir? Bütün enerjinin, ısının ve hayatın kaynağıdır. Ay bile ışığını ondan aldığı için parlar. Dolayısıyla işte böyle bir hükümdar, böyle bir siyaset anlayışıyla var olacak ki güneş gibi herkesi ayırmadan doğuyu ve batıyı ve bütün insanlığı adaletiyle özellikle bu kavram öne çıkar. Ortaya destekleyen ve onları yöneten bir hükümdar anlayışı, bakın Tuhfetül Memlük'ün da girişinde hemen ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi kitabın giriş kısmında bile nizamla ilgili, devletin nizamı ile ilgili, saltanatın dayandığı siyasetle ilgili, hükümdarın bakın özellikleriyle ilgili ve dua kısmında bahsettiğim özelliklerle aslında kendi medeniyet çerçevesini, kendi anlayışını, kendi mantığını bize çizip ortaya koydu. Ve gördüğünüz gibi bu kendi geleneğinin aslında sürekliliğin devamında gördüğümüz çok klasik ve standart durumlardan bir tanesi.
Dolayısıyla eserin tabi ilerleyen kısmında birinci bölümünde sultanların şanının yüceliği, onlara duyulan ihtiyacın büyüklüğü ve insanların onlara itaat ve tazimde bulunmaların ulviliklerinin tanımlamalarının gerekliliği gibi bir başlık altında şöyle bir bilgi veriyor kısaca. Zira Allah sultanlar vesilesiyle kullarının salah bulacaklarını, avamın ve havasın, halkın ve seçkinlerin, ileri gelenlerin din, dünya ve ahiret işlerinde onların siyasetine ve korumasına muhtaç olduğunu bilmektedir diyerek burada siyasetin varlığını ve yöneticinin hikmetini anlatmaya başlıyor ki halkın diyor, raiye Arapçası, bir yöneticiye olan ihtiyacı, bakın burada çok ilginç, Farabi'deki benzer bir şekilde organik bir izah gelecek. Bedenin başa olan ihtiyacı ne kadar da çok benzemektedir diyor. Halkın bir yöneticiye olan ihtiyacı bedenin başa olan ihtiyacına ne kadar da çok benzemektedir. Ve yöneticinin halka göre fazileti, farzların sünnetlere olan faziletine ve süvarinin ata olan üstünlüğüne ne kadar da çok benzemektedir. Tıpkı çoban olmadığında yırtıcı hayvanların sürüyü yok etmesi gibi sultanlar olmasaydı insanlar birbirini yerdi. Bakın İbni Haldun'da söylenen bakış açısı Farabi'de bizim cahil şehir halkı olarak anlatılan tipoloji, o yapı bu anlamda devletin varlığını, bakın devletin varlığını insanlar arasında düzen kurma fiiliyle açıklıyor. Bir alimin söylemiş olduğu diyor, şu söz ne kadar da güzeldir. Halkın sultansız kalıp fesada uğraması, bedenin ruhsuz kalıp çürümesi gibidir. Bütün bunların varlığı dediğimiz gibi sultanın ya da devletin kutlu olmasıyla alakalıdır. Ama burada metafizik ve mesnetsiz bir kutsamadan ziyade kutlu bir gayenin amacı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Zaten bunu yorumlamamıza bile gerek yok aslında. Girişte bahsettiğim hususlar bunu anlatıyor. Ve diyor ki Harun Reşit'ten aktararak, sus, halka uyumak bize de uyanık kalmak düşer. Yöneticinin halkını koruması ve bu uğurda eziyetlere katlanması gerekir diyerek bu anlamdaki bakışı, bakın İslam tarihinden dediğim gibi bu tip kitapların genel özelliğidir bu. Dört halife döneminden başlayarak kendi zamanına kadar ve hatta Nuşirevan, bu anlamda İran'ın adil görülen hükümdarları da bu anlamda değerlendirilir. Çok önemlidir. Ve diyor ki sultanların ilim, edebiyat ve güzel sanat ürünlerinin ortaya çıkmasındaki etkileri diyor ki, bakın buradaki bu başlık ilim, edebiyat ve güzel sanat dediği şey aslında İbni Haldun'un bir yerde medeniyetin varlığını anlatırken saydığı unsurlardan çok önemli bir parçayı da içeriyor. Ve diyor ki geçmişin aziz sultanları olmasaydı birçok ilim zayi olurdu ve kıymetli hikmetler kaybolurdu. Nitekim sultanlar filozoflara, hükema imkan sağlamak için ellerinden geleni yapıyor ve onlar için gerekli olan şeyleri temin ediyorlardı ki onlar ruh dinginliğiyle, tam bir iştiyakla ve salim zihinle düşünebilsinler ve üretebilsinler. Böylece onlar da alet edevatları ve gönlü teskin eden, yorgunluktan sonra huzur, keder yaralarını tedavi edecek sürur veren musiki aletlerini icat etmişlerdir. Yine tıp, astroloji gibi bilimler, savaş aletleri ve madeni yağlarla çalışan aletler zikredilmesi uzun sürecek şeyler ortaya koymuşlardır diyor. Gördüğünüz gibi hükümdar bu anlamda medeniyet yapıcı ve onu yönetici bir organizasyonun merkezi olarak da Tuhfetül Memlük'te ortaya konulmaktadır. Ki buradan devam eden bölümlerde tabii çok önemli şeyler var. Burada bir de ilginç bir bölüm aktarmış bize. Avamın ve havasın dilinde olan hükümdarlar ve sultanlar hakkındaki atasözleri diyor. Bakın çok ilginç atasözleri aktaracak bize. Diyor ki kim hükümdarlığı üstlenirse onu kendiyle zimmetler. Bu çok önemlidir bakın. Kim hükümdarlığı üstlenirse onu kendiyle zimmetler. Yani hükümdarlar güzel ve kıymetli olan her şeyi kendisi için ister ve bütün güzel şeyleri halkının ve dostlarının eline geçirmesine mani olur gibi bir bakış açısı söylüyor. Yine kim hükümdarlarla dost olursa hükümdarlar o kimsenin malını alırlar.
Kim de hükümdarlara düşmanlık beslerse onun kellesini alırlar. Burada tabii hükümdarlıkla ilgili bazı bakış açıları ve telakkilerin o dönemde nasıl anlaşıldığını gösteren atasözleri bunlar. Ve insanlar hükümdarlarının dini üzeredir. Diğer bazı atasözlerini aktarıyor. Hükümdar değiştiğinde zaman da değişir. Bakın çok ilginç. Hükümdarın affetmesi devletin bekasını sağlar. Hükümdarın sarhoş olması, ayyaşın sarhoş olmasından daha beterdir. Hükümdarların en kötüsü, suçsuz kimsenin kendisinden korktuğu hükümdardır. Hükümdarlar ayrılıkla terbiye ederler fakat mahrumiyetle cezalandırmazlar. Çok ilginç, değil mi Anıl Bey? Çok Burada çok ilginç bir şey var. Hükümdarlar ayrılıkla terbiye ederler fakat mahrumiyetle cezalandırmazlar diyor. Hükümdarların tiridini bir saniye bile olsa yudumlayanın dudakları yanar. Yurt, asıl vatan hükümdarın adil olduğu yerdir diyor Anıl Bey. Bakın çok Türk devlet töresiyle ve medeniyetimizin bakış açısıyla ilgili yurt, asıl vatan hükümdarın adil olduğu yerdir diye açıklıyor. Ve sultanın rüzgarı kimine göre Meltem rüzgarı, kimine göre ise keder ve felakettir. Hükümdarların kötü yiyecekler içerisinde sufli arzuların peşinden koşmaları onlar için hiç hoş bir durum değildir. Hükümdarlar Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Onun hilafeti Allah'a muhalefet edildiği takdirde istikamet üzere olmaz diyor. Ve bundan sonra da Anıl Bey devam ediyor bize bir takım hükümdarla ve hükümdarlığın töresiyle ilgili ve devlet yapısıyla ilgili açıklamalar yapacak. İsterseniz bu kısımla yani devletin ve hükümdarın ana mefhumunun anlatıldığı bu kısımda burada yetinelim. Sonraki bölümümüzde de anlatılan bu hükümdarla ve devletle ilgili meseleleri değerlendirmeye devam edelim. Eyvallah hocam, çok güzel bir giriş oldu. Yani aslında bu girişte Tuhfetül Memlük özelinde olmakla birlikte genel anlamda da hocam o devrin kitaplarının nasıl bir şeyle yazıldığını, bir metodolojiyle yazıldığını da aslında izleyenlere göstermiş oldunuz. Evet. Hani neyi amaçladıklarını da esasında o Tabii ki. duanın falan çok Doğru. güzel bir şey oldu hocam. Ve içerikler ve bu tabi atasözleri ele tabi bölümün vurucu kısmı Evet. oldular. Faydalı olmasını diliyoruz. Tabii çok Faydalı olmuş önemli hocam. bunlar. Çünkü bir devrin zihniyet ve telakkisinin arka planını anlatır bu eserler bize. Evet hocam. Vekainamelerde bunları çok bulamayız ama bu eserler o vekainamelerdeki yürüyen siyasetin, devlet hayatının, toplum hayatının vesairenin içinde dönen zihniyeti bize aktarır. Ya da o zihniyetin idealinin ne olduğunu ve vekainamelerde gördüklerimizin nasıl sapmalar ve yozlaşmalar olduğunu tespit etmemizi sağlamak bakımından da bir miyar, bir mikyas, bir terazi vazifesi de görür bu eserler. Eyvallah hocam. O yüzden güzel bir girişle Tuhfetül Memlü'ye başladık. Şimdi hocam ikinci kısımda o zaman devam Devam edeceğiz. edip bitirelim. Az Evet. da sağlık. O zaman programımızın ikinci kısmında hocam tekrardan Görüşmek görüşmek üzere. üzere. Çok teşekkür ediyorum takipçilerimize zaman ayırıp bizi izledikleri için. Faydalı olmasını diliyorum ve sağlıklı günler temenni ediyorum. Ben de aynı şekilde aynı temennileri iletiyorum hocam. O zaman ikinci kısımda tekrar görüşmek üzere. Takipçilerimiz, bizi izleyenler esen kalsınlar diyorum. Hayırlı günler diliyorum.